Şimdi tekrar merhaba arkadaşlar. Bölüm 1'i sonlandırmıştık. Şimdi bölüm 1'in problemlerine şöyle kısaca bakalım. Problem 1'de arkadaşlar bizden 1 santimetre bölü saniye kare hız ivme değerini kilometre bölü yıl kare cinsinden eş değerine dönüştürmemizi istiyor. Çözüm olarak arkadaşlar önce yapmamız gereken saniye kareyi saat kare cinsinden ifade etmek. Biliyorsunuz 1 saat 3600 saniye karesini alırsak zaten saat kareye çevirmiş oluyoruz. Daha sonra saati güne çevirmek. Bir gün 24 saat cinsinden. Bu genel bir prosedür arkadaşlar. Bölüm 1'de ifade etmiş olduğumuz gibi parantez bracket yöntemi kullanmak düzenli bir şekilde dönüşümü sağlamak için. Daha sonra günü de arkadaşlar yıla çeviriyoruz. Bir yıl 365 günden hesaplarsak bu şekilde şuradaki görmüş olduğunuz 3 tane dönüşüm bizim saniyeyi kilometre yıla çevirmemizi sağlıyor arkadaşlar. Daha sonra yapmamız gereken santimetreyi kilometreye çevirmek. İşte santimetre önce metreye çeviriyoruz. Daha sonra metreyi de kilometreye çevirdiğimiz zaman bütün bu üstteki çarpım, alttaki çarpımı bölüp birbirine böldüğümüz zaman kilometre bölü yıl kareyi bulmuş oluyoruz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ikinci problemimiz birim sistemler arası dönüşüm. Biz demiştik ki işte farklı birim sistemleri mevcut mühendislikte uygulanan. Bunların hepsini görmeniz mümkün. Çalışmış olduğunuz ülkeye, şirkete bağlı olarak farklı birimlerde sayılar karşınıza gelecektir arkadaşlar. Şimdi 23 libre-feet bölü yani minim dediği burada dakika kareyi kilogram çarpı santimetre bölü saniye kare cinsinden eş değerine dönüştürün demiş. Aynı şekilde arkadaşlar önce ne yapıyoruz? Libreyi, buradaki libre ifadesini kilogramını çeviriyoruz. Biliyorsunuz 1 libre 0,43593 kilogram çevirmiş oluyoruz. Daha sonra santimetreyi fite çeviriyoruz arkadaşlar. Daha sonra da burada da saniyeyi dakikaya çeviriyoruz. Üsttekileri çarpıp alttakilerin çarpımını böldüğümüz zaman arkadaşlar karşımıza 0,088 kilogram santimetre bölü saniye kare ifadesi çıkmış oluyor arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken bir noktada arkadaşlar bütün birimlerin birbirini cancel yani götürüp en son olarak şu birimin kalması gerekiyor elinizde. Bunu dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi üçüncü problemde şimdi havanın ortalama moleküler ağırlığını %79 azot, %21 oksijen iken burada azot tabii ki moleküler olarak oksijende bunları unutmuşuz olması gerekiyor. Yaklaşık molar bileşiminden kütlesel olarak %76,7 azot iken %23,3 oksijen iken arkadaşlar yaklaşık olarak bileşiminden hesaplayın. Şimdi biz ders notlarında vermiştik arkadaşlar. Şuradaki eşitlik neydi? M üzeri bar. Buradaki ortalama moleküler ağırlığını veriyorduk ki buradaki Y'ler mol bileşim olarak mol yüzdesini, M'ler de o türe ait moleküler ağırlığı vermiş oluyordu. Aşağıdaki formülde arkadaşlar eğer kütle bileşimi cinsinden yani X'ler burada kütle bileşimi cinsinden verilirse ortalama molekül ağırlığı nasıl bulunuyor? Bunu vermişti arkadaşlar. Burada bu formülü şimdi uygularsak elimizde ne var? Oksijen ve azot var. İşte M üzeri bar, Y azot, M azot, azotun molar olarak bileşimi çarpı azotun moleküler ağırlığı artı diyoruz. Oksijenin molar olarak bileşimi çarpı diyoruz. Oksijenin moleküler ağırlığı. Şimdi azotun şey neyi arkadaşlar? 0,79 buradan mol olarak bileşimi hava içinde. Moleküler ağırlığı ne arkadaşlar? 28 kilogram bölü kilo mol veya gram bölü mol. Nasıl ifade ederseniz artı diyoruz. Oksijeninki 0,21. Oksijenin şeyi de moleküler ağırlığı da arkadaşlar 32. Bu işlemi yaparsak gördüğünüz gibi 29 kilogram bölü kilo mol. Yani havanın kilo molünün ağırlığı 29 grammış arkadaşlar veya 29 gram bölü mol de olabilir. Bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Farklı gösterimlerde böyle. Şimdi ikinci kısmı ikinci eşitliği kullanırsak 1 bölü m üzeri bardan azotun kütlesel olarak bileşimi neydi? 0,767 bölü azotun moleküler ağırlığı 28 gram bölü mol. Şimdi oksijenin kütlesel olarak bileşimi 0,233 bölü oksijenin moleküler ağırlığı. Buradan da bulmuş olduğumuz
Değer ne arkadaşlar? 0,035 mol bölü gram. Eğer bunu ters çevirecek olursak aynı şekilde 29 gram bölü mol olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi dördüncü problemimiz neydi arkadaşlar? Basınç dönüşümü. Su şişelerini doldurmak için kullanılan bir karbondioksit tankındaki basınç göstergesi gördüğünüz gibi 51 psi arkadaşlar. Aynı zamanda barometre 28 inç civa okumaktadır. Tanktaki mutlak basınç nedir? Barometre neydi arkadaşlar? Atmosferik basıncı ölçüyordu. Mutlak basınç neydi arkadaşlar? Gösterge basıncı artı atmosferik basınçtı. Biz 28 inç civayı PSI'ye çevirirsek şurada olduğu şekilde arkadaşlar 13,76 PSI çıkıyormuş. Absolut yani mutlak basıncı neydi? Gösterge basıncı neydi? 51 arkadaşlar artı atmosferik basınç 13,76. Buradan hesapladığımız gibi ne oluyor arkadaşlar? 64,8 PSI olarak buluyoruz. Şimdi vakum basıncı okuma. Şimdi fare gibi küçük hayvanlar 20 kilopaskal mutlak değerine kadar düşürülmüş hava basınçlarında yaşayabilir arkadaşlar. Rahat olması da. Bir testte şekilde gösterildiği gibi bir tanka bağlanmış bir civa manometresi 64,5 santimetre civa ve barometre 100 kilopaskal okumaktadır. Fareler hayatta kalacak mıdır? Şimdi gösterge basıncımız ne arkadaşlar? Fareler 20 kilopaskala kadar mutlak bir basınçta yaşayabiliyormuş. Şimdi gösterge basıncımız 64,5 santimetre civa. Bu ne gördüğünüz gibi ters arka eksi yani vakum basıncı. Bir de barometrenin ölçtüğü atmosferik basınç 100 kilopaskal arkadaşlar. Şimdi biz bulmuş olduğumuz değer 20'nin altındaysa fareler yaşayamaz. 20 veya üstündeyse fareler yaşayabilir diyeceğiz arkadaşlar. Mutlak basınç neydi arkadaşlar? Atmosferik basınç artı gösterge basıncıydı. Fakat buradaki gösterge basıncı vakum basıncı olduğu için eksi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi atmosferik basınç 100, 64,5 santimetre civayı kilopaskala çevirecek olursak arkadaşlar bu şekilde çevriliyor. Ne çıkıyor? 86 çıkıyor. 100 eksi 86 ne oldu arkadaşlar? 14 kilopaskal mutlak basınç çıktı. Bu duruma göre fareler 20'nin altında çıktığı için bu şartlarda yaşayamayacaktır diyoruz. Şimdi 6. problemimiz. Şimdi kütlesel kompozisyondan molar kompozisyona geçiş. Şimdi bir gaz karışımı gördüğünüz gibi oksijen, karbonmonoksit, karbondioksit ve azottan oluşuyor ve kütlesel olarak bileşimleri bu şekildeymiş arkadaşlar. Molar bileşimi nedir? Şimdi diyoruz ki elimizde 100 gram gaz olsun. 100 gram gazın sahip olmuş olduğu kütlesel şeyler bu arkadaşlar. Ne kadar oluyor? Eğer 0,16 kütleselse yani %16'sının oksijense ne kadar? 100 gram içinde ne kadar var arkadaşlar? 16 gram oksijen var. 4 gram karbonmonoksit var. 17 gram karbondioksit var. 63 gram da azot var arkadaşlar. Bu her bir gazın moleküler ağırlığı oksijen 12 gram bölü mol. Karbonmonoksit 28 gram bölü mol. Karbondioksit 44 gram bölü mol, azot 28 gram bölü mol. Bunların şey olarak mol olarak cinsinden ifadeleri arkadaşlar. Toplam kütlenin şimdi bir dakika. Tamam. Molünü nasıl buluyoruz arkadaşlar? Bir dakika şöyle ifade edeyim. Buradaki N herhangi bir türün mol miktarı. M dediği de onun kütlesi arkadaşlar. M de moleküler kütlesi. Yani kütleyi burada gramı gram bölü mole böldüğümüz zaman gramlar birbirini cancel ediyor. Götürüyor arkadaşlar. Geriye ne kalıyor? Mol sayı. Yani buradaki toplam mol sayılarını bulmaya çalışıyoruz. Şimdi oksijen için ne arkadaşlar mol sayısı? Oksijenin kütlesi ne kadar? 16 gram. 16'yı 32'ye bölersek ne çıkıyor? 0,5 mol. Karbonmonoksit için aynı. Karbondioksit için aynı. Azot için aynı. Toplamda kaç mol olmuş oluyor? Bu gaz 100 gram gaz. 3,279 mol olmuş oluyor. Ben her birinin mol sayısını biliyorum. Mesela oksijenin 0,5, 0,5'i 3,279'a bölersem ne oluyor arkadaşlar? Molar fraksiyonu yani molce bileşimdeki oksijenin payı 0,15. Karbonmonoksitin bu şekilde, karbondioksitin bu şekilde, azotunu bu şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Adım adım geldik. Ne yaptık? Önce
100 gram dedik ki elimizde gaz karışımı olsun. Daha sonra bunların kütlesel fraksiyonlarından kütlelerini hesapladık. Daha sonra bunların moleküler ağırlıklarını yazdık. Daha sonra mol sayısını bulmak için kütleyi moleküler ağırlığa böldük ve mol sayılarını bulduk. Toplam mol sayısını hesapladık ve her bir türün sahip olmuş olduğu mol fraksiyonunu o türe ait mol sayısı bölü toplam mol sayısı diyerek bu şekilde mol fraksiyonlarını bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi 7. problem. Bir karışımın kütle, molal ve volümetrik akış hızları arasındaki dönüşüm. Şimdi 0,5 molar sulu bir sülfürik asit çözeltisi 1,25 metreküp bölü dakika. Bu ne? Volümetrik akış hızında bir proses birimine akmaktadır. Şimdi çözeltinin özgül ağırlığı 1,03'müş arkadaşlar. Şimdi sülfürik asitin kilogram bölü metreküp cinsinden kütle konsantrasyonunu 1, ikincisi sülfürik asitin kilogram bölü saniye cinsinden kütle akışını, 3 de sülfürik asitin kütle fraksiyonunu hesaplayın. Şimdi kilogram bölü birincisinde metreküpü soruyor bize. Şimdi bize ne verilmiş arkadaşlar verilenler? Sülfürik asitin 0,5 molar oldu. Yani ne demek? 0,5 mol bölü litre arkadaşlar. Molarite ifadesinden. Bunu sülfürik asitin peki şeyi ne arkadaşlar? Molar kütlesi 98 gram bölü mol. Yani 1 molünde 98 gram var. Şimdi bu gramı kilograma çevirecek olursak biliyorsunuz 1 kilogram 1000 gram. Daha sonra litreyi de gördüğünüz gibi metreküpe çevirecek olursak 1000 litre 1 metreküp. Buradan ne çıkıyor arkadaşlar karşımıza? 49 kilogram bölü metreküp sülfürik asit çıkmış oluyor birincisi. İkincisinde ne diyor arkadaşlar? Kilogram bölü saniye cinsinden hesaplayın diyor. Elimizde verilenler ne arkadaşlar? 1,25 metreküp bölü dakika hızında akıyormuş. 1,25 metreküp bölü dakika. Şimdi biz buradan neyi hesaplamıştık? 49 kilogram bölü metreküp hesaplamıştık. Metreküpler birbirine götürüyor. Dakikayı da saniye çevirecek olursak ne çıkıyor karşımıza arkadaşlar? 1 kilogram bölü saniye çıkmış oluyor. Şimdi üçüncüsünde ne diyor arkadaşlar? Kütle fraksiyonunu hesaplayın demişiz. Şimdi elimizdeki çözeltinin özgül ağırlığı neydi arkadaşlar? 1,03. 1,03 çarpı 1000 kilogram bölü metreküpten ne yapmış oluyor arkadaşlar? Özgül ağırlığı ne olmuş oluyor? 1030 kilogram bölü metreküp olmuş oluyor. Şimdi elimizde ne vardı bizim? Kilogram bölü saniye çevirecek olursak 1,25 metreküp bölü çözelti bölü dakika. Bunu 1033 kilogram bölü metreküp çözeltiyle çarpacak olursak, bunu da saniye çevirecek olursak ne oluyor arkadaşlar? 21,46 kilogram bölü saniye çıkıyor. O zaman sülfürik asitin çözelti içindeki kütlesel olarak fraksiyonu hesaplamak istersek sülfürik asitin kütlesel akısı bölü çözeltinin kütlesel akısı diyoruz. Çünkü sülfürik asitin kütlesel akısı neydi arkadaşlar? 1 kilogram bölü saniyeydi. Çözeltinin kütlesel akısı ne arkadaşlar? 21,46 kilogram bölü çözelti bölü saniye. Bunu buna böldüğümüz zaman ne çıkıyor arkadaşlar? 0,048 kilogram bölü sülfürik asit bölü kilogram bölü çözelti çıkmış oluyor. Yani kütlesel olarak fraksiyonu 0,048 olarak hesaplamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bölüm 1'in problem çözümlerini bitirdik. Bundan sonra bölüm 2'ye başlayacağız arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.